İslam dinini alem şumul bir din, halkaralık bir din deyip deyiş doğru gelsin. Şu. Siz yukarı söyleyip ötkendek bütün talimatları hem menesi de insanınki aklıya, insanınki fitretiye hitap kılgallık için şu anda umum bir alem şumul din dedik ki hem de. Bunu biraz toplayıp ötkendiniz. Hem de şu bir din bir Allah nezirde kabul kılındıgan, Allah kabul kılındıgan din İslam diye vaktimizde. Bazı da bundan ilgiriki peygamberlerin dini çoğu onda olsun diyende keplemi kebilemezsin ki. Bunun burun peygamberlerin ki muşu parıklarını biraz düşünmezsin ki. Buna da iki nokta toktuluş lazım. İslam dini olan ilgirik dillerine münasebete toktuluşu ilgiri. Allah razı olduğun din İslam dini. Diyen bu mesele bir başta toktuluydu. İslam dini Allah'ın dini. İnne dine indallahil İslam. Ayet şunu okuyor. Allah insanlığa talep bergen bir din. Ve radîtu lekum l-İslami dini. Allah bu dinini ilahi, ahirki ilahi talimat sübdet Allah. Ve bu ahirki ilahi talimat ya ki ilahi kürsetini yetkisi için Muhammed Aleyhisselam'ını talep. Ve bunun da başka dinini kubul kılmaydı Allah'ın cekalığın. Ve men yebde gayrel İslami dinin fela yukbelim. Kim İslam'dan başka dinini itikad kıldıken ya ki onu doğru deyip itikad kıysa Allah'ın nezir kubul emez. Gerçi o yüzden ki itikadı, yüzden doğru deyip kını olsun lakin Allah'ın deyiptir de isabeti ötmeyle de. Biz İslam dinini Allah'ın dini. Bu İslam dininin ki asas noktası ya ki akide kısmı karsak bu İslam'ın cevherini gösterdi. Bu İslam'ın akidesi Muhammed Aleyhisselam'ı kâginime okşaş ve ilgiriki bağırlık peygamberi kâginime okşaş akide olan kâgin. Din okşaş yani. Din okşaş. İslam bilen kâgin. Akide okşaş. Mesela Hristiyan dini, Yahudi dini deyken esli de İslam. İlahi tarafından kirişi de Allah tarafından kirişi de fakat İslam namı olan kâgin. İslam ismi olan kâgin. Din okşaş. Hemisi Müslümanlı. Hemisi Müslümanlı. Şunun için Muhammed Aleyhisselam peygamberlerin ilan kıyığa vakti de hiçbir peygamber deyip bakmadan iki meselini oturup koyuyor. Bu bir okşamaydıgan bir taraf. Ama akidesi okşaş. Lekin başka peygamberler deyip bakmadan çoğun iki meselini oturup koyuyor. Ya yani iki hakikatini oturup koyuyor. Birincisi İslam dini dünyavi dinini ilan kıldı. İlgirki peygamberler şu kavmge. Bir kavmge, bir millet kagen bosa, İslam din dünyavi din. Ma men eb kagen din bir millet hasemez dedi peygamberimiz. Ya bire tillik ademlerge, ya bire kıt'ege, ya bire rayon hasemez. Men bağırlık insaniyetke Allah'ın en ahirki hüccetini, en ahirki talimatını, en ahirki veysini eb geldim. Buna delil göstereyim. Kul ya eyyuhannas, inni rasulullahi ileyküm can. Men hemma Allah'a Allah tarafından gelen peygamber. İnsanlığa da bir kitap koydu. İnsanlığın hepsi kitap koydu. Yani bu İslam'ınki dünyavi din işkerliği, bağırlık insanlığa kıyamet günü kadar davulmuşluk Allah'ın takipli. Ve ma erselnâke illa rahmetel alemin. Allah bir vasıta hüccet gösterdi. Muhammed seni insaniyetinin behsadi için evet. İnsaniyetinin amallık için evet. Hatırcamlık için evet tut. Seni behs adetinden aç kuş kılıp evet tut. Sen azap emezsin. Veyranlık ya ki halaketten sebep emezsin. Amallıktan sebepsin. Yani bunadan başka mı tehditler? İn huve illa zikrul alim. Peygamberin onda sübhetliğen olsa hem de peygamber ebkeyen hüccet ya ki peygamber aleyhisselamın ki delili olan Kur'an-ı Kerim'ini zikrul alim. Bütün ehli canı için körsetme. Bütün insanların hemmesine hidayet. Hemisi talimat deyip sübhetlerdir. İslam dini Muhammed Aleyhisselam arkalık dünyavi din deyip sübhetlerdir. İslam dininin dünyavi dillikinin ilan kılınış zörür mü? Zörür. Ne için zörür demezse? Çünkü Peygamber Aleyhisselam deyken peygamber kelmeydi. Başka bir vehiy düşmeydi. Başka bir talimat kelmeydi. İlgirki vehi, ya ilgirki talimatlarının hepsi muayyen dairede toktap kalan olsa bu
İslamdan ibaret, ya Muhammed Aleyhisselam ebkâge ve yeninki dünyavi oluşu tekazza kılmadı. Şunun için bu vehi mutlak adalet ebkâge. Mutlak rahmet olup gelgen yukarı ayet değilgendik. Kıyamet gün kadar barlık insanlarını kutkuzuş, barlık insanlarını hatırcam kılış, amallık eriştiriş ve hidayet yoluna ya da saadet yoluna başlı salayet ölen gelgen. Ne için bu dönemde kıyamet gün kadar zaman kanda terakip gelsin, ilgirlep gelsin, emmisini kutkuzuş, emmisini yitekle salayet badep kalemizsin. İslam başka dillere okşamaydıgan neştürlük alaylıklarına. Bu vakti kim toktuğumuz ama kısa gelip etki vakti de birinci kılıp insan en uygun kıldıgan din İslam. İnsanın karakteri. Yani insanda manevi tarafı var, maddi tarafı var. Akıl var, kalıp var. İnsanın karakteri uygun kıldıgan din. Hristiyan dini okşaş, ruhaniyet birlik etmedi, maddi tarafını taştı öte. Ya Yahudi dini okşaş, maddi taraf dönüşüp ruhaniyetten vazgeçmedi. İşkiliyesine tank tutmam. Onun için bu din... Müşahit bir nasıl Hristiyan dini okşaş ya Yahudi dini okşaş tutuk. Bu özgertilgen din kiyinki haldı mı ya ki? Özgertilgen din kiyinki. Şu peygamberler epkegen vakti de bizden İslamımızdan farkı yok. İbadet şekilleri farkı oluşu mümkün. Ulanın şeriyeti de. Ama epkegen asaslık, itikadi meselelerin hepsi de bizden hazır itikad kıvatkan, özgermegen, Allah saklap, saklaşını verdikken dinimizden farkı var mı yok mu? Bu vakti biraz tepsi, biraz dikin tepsiyle toktelimiz ama bizim davetkanımız hazır kaldın demek. Hazır kaldı. Ha, hazırki özgürgen, hazırki bari Allah kaldı demek. Onun için bu din insan terbiyenin tallanığı demez. İnsanını yaratkan, insanını nimi neticeye eriştirebilirdi, nimi beksaadi, beksaadetli kılalıydı. Bunu bilirgen zat terbiyenin tallanığı demez. Alâ ya'lem men halak ve huve latiful khabir. İnsanını yaratkan zat, insanın ehvalini ne verip ne toktaydı kallakını ve kayısı nesini onu ıslah kıldı kallakını bilmem diye. Onun için bu din, dünyavi diye vaktimizde insanların ehvali her türlü olur. Hoş. Şunun için akıl bile masla çıkıp geldi bu din. Şunun İslam dini aklani din deyiz. Akıl tamamen, İslam tamamen uygun kaya. İslam dini bilim marifet dini deyimiz. Çünkü insanlar terakki kılıyor bugün kuşçuları zaman. Muş aletti mi yani İslam doğmuş gidiyor. Ne mi şuan ise? İslam dini akide kısmının tepsili bayan kıygan. İbadet kısmının tepsili bayan kıygan. Ahlak kısmının tepsili bayan kıygan. Bu insan her kaç terakki kıygesi bu, her kaç maddi seviyesi yükselip kıygesi bu, bu taraf özgürmeydi. İnsanda ahlak bu. İbadet var, akid var. İnsan herkes erkekmek gidiyor. Ama insanın ki hayatı, içtimai hayatta, siyasi hayatta, iktizadi hayat bu. Bu sebepten İslam dini bu özgürüp durduğun, hayat özgürüp durduğun nesilden ki çoğun kaidelerini, onun rankılarını oturup koyan tepsilatını, bu şeriatdan maksede dinin körsetmesi boyunca tutman sana buludu, deyip yol koyun. Bu birinci hakikat. Peygamberimiz oturup koyun. Peygamberimiz oturup koyan ikinci bir hakikat var. Bu İslam en ahirki ilahi vehiydi. Bundaki vehiy kemmeydi hukuk kalanlar. Peygamber kütüp otlamanlar. Mâ kâl Muhammedun abâ ahadiyen ricalikum ve lâkir Rasûlallah ve hâtemen nebi. Kur'an-ı Kerim kisip oturup. Muhammed Aleyhisselam Allah'ın peygamberi lakin en ahirkisi. Bundaki peygamber kimmeydi. Kallanlı inak bozsun. Peygamber Aleyhisselam'dan ilgiri kegen peygamberlerin hiç kandığı biri men en ahir peygamber deyip dava kegen emez. Yak dep bakkan emez. Belki Peygamber Aleyhisselam'dan ilgiri kegen peygamberlerin hemisi men dinkin peygamber kildi o de. Peygamber kepkası onun ağışınla inkar kınmalı, tuzkurluk kınmalı şunun yol demeyen deyip teşebbüs kegen. Lekin en ahir kısımı gel. Ama Muhammed Aleyhisselam 14 esri ilgiri men en ahir peygamber la nebiye ba'di. Hadis-i şerifti mi? Men deyken bunu peygamber kılmaydı. En ağır kısmıydı. Muş'u sözde 14 esir ilgiri oturup koygan olsa, bugün kadar bu sözün vuzu ötüdüğün bire nesil oturup çıkmadı.
Yoki biror mahluq yoki biror inson men Alloh tarafidan kelgan payg'ambar, mening payg'ambarligimning isboti mana mavu men mo'jiz keltira olaman deyapman. Chunki payg'ambar bo'lish uchun payg'ambarlikning isboti yo kimligi pasport sifatida uningda bir mo'jiz bo'lishi lozim. Mo'jiz faqatlan payg'ambarning qo'li bilan bo'ldi. Buni hech qanday bir inson qila olmaydi. Garchi islom tarixida 30 nechiga yaqin saxta payg'ambarlar, yolg'onchi kazzoblar chiqqan bo'lsa-mi, hammasi bir necha oy qolmay yolg'onchilikni isbotladi. Chunki mo'jizga ega emas, pokitga ega emas. Endi sizga so'ragan savolga javob kelsak, savolning javobiga yo bu masalaga kelsak, islom dini bilan ilgirik dinlarning munosabati nima edi? Degan bu masala. Biz ilgiri islom dinini barliq insoniyat uchun tushirilgan dedik. Ya'ni bu nima degan gap bo'lsa, islom dini Odam alayhissalomga vahiy qilinishi bilan boshlanib, orliqdagi nurg'ullig'an payg'ambarlar bilan halqib o'tib, eng oxirisi Muhammad alayhissalomga vahiy qilinishi bilan, yoki vahiy qilinishi bilan putgan oxirlashgan dinning ismi islomdir. Qur'on Karim buni aniq keskin holatda o'tirib qo'yib, innad dina indalloh islom. Alloh tushugandan Allah kubul kıldığın din ya Allah doğru tapıdığın din İslam diniydi. Demek bu İslam dini fakatla Muhammed Aleyhisselam epkagen dinin ismi emas. Gerçi hazır meşhur ismi şu olsun mu? Barlık peygamberle epkagen dininki ismi. Şu an İslam'ın umum ismi Adem Aleyhisselam'dan tatip. Barlık peygamberle kartılsa has ismi Muhammed Aleyhisselam epkagen dinin kartıl. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'da ilgili kelgan payg'ambarlar yoki shariatlar bo'lsin, bu bir zimin yoki muayyan bir millat yoki bir muayyan bir doira kelgan dedik. Sabab nima desa, u zamondagi insonlarningki aqliy iqtidori, dunyoviy din bo'lish, dunyoviy bir qonun tuzish, qiyomat kungacha zot mush yo'lda, mush xarid bo'yicha mansanglar bo'ladi desa, ularningki aql qabul qilgan saviya ekanmigan. Shariat qismi, ammo aqida qismi o'xshash. Odam alayhissalomdan tortib Muhammad alayhissalomgacha hammasi o'xshash. Shu sababdan ilgirik payg'ambarlarningki hammasidanki kimligi yoki payg'ambarlik isboti moddiy mo'jizalardan iborat u. Hammasi moddiy mo'jiza. Moddiy mo'jiza deganimiz shu zamonda yashagan insonlar ko'ra oladi. U zamonda yashamagan yoki uni ko'rmagan insonlar uni ko'ra olmaydi. Masalan, biz Musa alayhissalom nurg'u voqealiklarini Qur'ondan bildik. İsa Aleyhisselam'ın mucizesini Kur'an'ın. Eğer Kur'an ispatlayıp vermeyen olsa, o mucizesini ispatlayan bugün hiç kanda ispat yok. Ama ahirik peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kelgen çağda mucizesi başka peygamberler okşamaydı. Muhammed Aleyhisselam birliğine bu mucize akli mucizedir. Bulundu. Kur'an-ı Kerim ne şunun için akli mucize deyimiz. Ruhi mucize deyip atayımız. Gerçi peygamberimizden mündün artık maddi mucizeler boğun olsun mu? Lekin Qur'on-i Kerimdan iborat aqliy mo'jizani oldi, u mo'jizalar tutib turdi. Shuning uchun islom dini aqloniy din. Aqlni xitob qilgan din. Aql bo'lmasa moddiyni tushunishgina bo'lmaydi. Qur'on-i Kerim aqliy mo'jizal. Bu kitob Qur'on-i Kerimdan iborat bu kitob ilgirki Allah tarafından tushirilgan kitoblarning aslining saq ekanligini isbotlab berdi. Masalan, Tavrat, Injil o'sha ashinda bir kitobning Alloh tarafidan tushganligini isbotlab berdi. Endi insonlarning qo'li tigish bilan u kitoblar nurg'un o'zgarishning bo'y ekanligini, aqida taraflar nurg'un ezib ketgan taraflarni, shariat taraflarini o'zgartgan taraflarni uni ham bayon qilib berdi. Hatto bizning ham musulmon bo'lishimiz uchun şu ilgiriki kitaplara iman etişimiz şart koydu. Onu iman etmeyemem desek Müslüman mı bulamayız o hatta ki? Yok, da bulamayız. Mal demek, bana bu peygamberle hep geldi. Ve Kur'an-ı Kerim teşebbüs kılıvatkan ve biz Müslümanların talep kılıvatkan denmiş. Kur'an-ı Kerim ilgiriki ilahi vehi vehiyde kegen nerslerinin ya ki şeriatlerinin ki hulasını cevirin hep geldi. Bu Kur'an-ı Kerim'den ibaret ilahi vehide ilgirke vehi bilen ya ilgirik peygamberle epkegen nasıl bilen şeriat cihette periklindik Allah'ı ama akide ya tevhid cihette
Hiç kanda farklanmaydı Allah'ı Kur'an-ı Kerim en kutur koyalı. Demek din bir. Adem Aleyhisselam'dan tatip, Muhammed Aleyhisselam'a kadar hoş. Allah tarafından düşken din takatlı bir. O İslam. Ama şeriat tarafı özge. Şeriat diye kanun. Bu kanun insanınki terakkiyatı, zamanın terakkiyatı, özgürlük kartı, özgürlüğün bu ağaçka onunki bazı taraflara oturup koyulgan. Yani Kur'an-ı Kerim'de dinin eskiden bir işkelliği ve şeriatınki türlü okşumakan şekilde Allah'ın deliydi var mısın? Mesela Kur'an-ı Kerim'de şer'a lekum mineddin ma vassa bihi Nuh. Silah geldi şer'a lekum. Nuh Aleyhisselam'a vesiyet kıyıgan, tapılgan nesan deli özünü oturup koydu. Nuh Aleyhisselam'ın ki akidisi, epkagen akidisi ile Muhammed Aleyhisselam epkagen akidisi. Okşuşmuz, okşuş. Hemimiz Allah'ın yiğen işkerliği. Mekhlukların ki, Allah'ın ki, yaratkan nesilleri işkerliği. Bu zeminin ki insan boysundurulgu Allah'ı. Okşuşmuz, okşuş akidisi cihette. Ama şeriat cihette, yani kanun kısmı cihette, bu zaman, makan itibarı ile o tarafından farklılıkımız farklılık. Muhammed Aleyhisselam'ı özünün iman dairesini belirledim. Fakat bana iş insanlığı buludum. Ben bileli cennet kirisler. İlgirik peygamberlerinin zamanı ketti, ölüp ketti, ölüp ketti, ölüp ketti, karanlı bombasını bulur değil mi? Belki iman dairesini belirledim bunu deyiz. Kul amennâ billahi ve mâ unzile aleyhine. Allah Muhammed Aleyhisselam'a hitap kılıyor. Allah'a iman keltirdik dedi. Hem bizi çürülgen Kur'an-ı Kerim'e iman keltirdik dedi. Demek Allah'a iman keltirişimiz, Kur'an-ı Kerim iman keltirişimiz. Hem bu ayet ve men unzile ala İbrahim ve İsmail deyip İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam, hatta Musa Aleyhisselam düşken, Tevrat, İsa Aleyhisselam düşken, İncil ibaret. Muş neslamı Allah tarafından kâgirliğe iman keltiriş buyuruldu. Eğer muş iman bulmaya kapkası, bunun imanı ölçemge düşmeydi. Kur'an-ı Kerim bu ayette peygamberlerin hepsi Müslüman deyip atıldı. Yukarı ayetten ahırda la nufarriqu beyne ahadin minhum ve nahnu lehu muslimun. Peygamberlerin hepsi özü Müslüman deyip çıkar. Bunu bayan kıp boğan deyken lan hem de muş peygamberlerin itikadı boyunca peygamberlerin ki şu akidiz boyunca mağmaya kıp kalsan başka bir hata akidi boyunca hata düşenci boyunca mağıp kıp kalsan ne bu deyse Allah'ın nezirde bakar. Ve me yepte gayrel İslam dinen fele yok. Allah'ın nezirde başka kabul kılmayın. Nemiş kası peygamberlerin hepimiz akid okşu. Nemişin bir yerde akid takitlerin desi, şeriat akidinin ki bir tarmak sanıldı. Akid olmayı durup bir yerde şeriat kabul kılınmayı. Mesela biz Allah'ın bağlılığına ya kıyamet işenmeyi durup, namaz okuyan bulsak namazımız itiraf kılınmayı, kabul kılınmayı. Ten terbiye edin ibaret. Demek bunun göre Allah'ın insaniyet talep bergen ilahi dininin ki akidesi bir oludu. Ki şeriat kısmı, devir karta, zaman karta, insanların akli kabiliyeti karta türlülük budur. Biz yukarıda insanlar varlık peygamberle hep gelgen din bir idi. Hoş. Onda o kalsa hazırlık insanlar neymiş ki o din bu dinde perkılındı diyen sual düşünmek. Mesela bir yer Yahudi dini var. Emeliyat yaşavatka. Yahudinin ki baykalı Kur'an ispatı. Hristiyan dini var. Emili yaşavat kaldı. Lakin bu Yahudi dini olan Hristiyan dinleri peygamberle hep gelgen akidin bozu et. Ulanı alimler bozu etken. Yani, alimler bozu et. Mesela Yahudi dini Allah'ın birlikini işki gaylandırıp koydu. İşki ilahlı dini gaylandırıp koydu. Hristiyan dini üç okunum diken bu atalığı söylen üç ilahlık, ortaklık aylandırıp koydu. Akidin tamamen bozu et. Bunun dini halkı ötep bunun şeriat kısmının bu zevetti. Onun üstüge bu İncil ve Tevrat degen bu esli samavi tarafı çıkan kitaptan eslisi bağım bugün kullesi eslisi mi yok? Tevrat ve kadimi nasıl bu olacağını onu koyup tutsak mı? Yakın ki Tevrat'daki İncil'i karsa bu İsa Aleyhisselam uzun ötmeyle eslisi yok olup gitken. Hazır kapa, tört İncil. Hatta özlerinin şu Hristiyanların işçidimi parça işte özlerimi bazı Hristiyanlar birbirisinin ki İncil'lerini itiraf kılmaydıgan derecede kalayım kançı var mı? En deslapta hazır itiraf kılınan tört İncil bu Bernabani itiraf kılmaydı. Tört İncil mi? İsa Aleyhisselam ölüp gitip 70 yıldakini yazılgan. En kuru yazılgan. Yani bir evlat insan
Yaşap boğandı gezen. Yani insanların hatırısı da kapkağın, kallısı kapkağın, muş nesli ölen bu ilahi vehi ya ki ilahi destur deyip oturup çıkan. Bu vakta da o popları ya ki yazgıçları halıgan nesline, özünün mücazik doğru kegen nesline koyup koyan, mücazik doğru kemmeginle hep taşıgan. Hem de İslam akidesi de Müslüman buluş için ne mi talep kılınırsa? Peygamberlik menbesinin birikirlik işini talep kılın. Bütün peygamberlerin hemisi, hatta Yunus Aleyhisselam olsun ve başkası olup kalsın. Hemisinin ki kiriş menbesi bir. Şuna olan birlikte, bugün birlikte yaşavatkan, meyli Yahudisi olsun ya ki başkası olup kalsın. Kaysi bir insan Muhammed Aleyhisselam'ın en ahir peygamber işgeliliği, Muhammed Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'den ibaret vehiyini, ebkegerliği, o vehiyeye hiç kanında bir kol tekküzümü geldiği, ya koşup koymakalıga ya bir nesi kimiyet ve etmeye geldiği işenmeye kapkasa onun imanı mı kamil olmaydı ya ki itibar kılınmaydı. Demek hulasılığa vaktimizde İslam degen söz bir tarafından barlık peygamberle elip gelgen dinin ismi olsa meşhur tonluğun ismi ya ki hazırlık ama Müslüman bildiğin ismi Muhammed Aleyhisselam'a Muhammed Aleyhisselam'a hep gelgen has dinini gösteren isim diye ibaret. Köptün köp rahmet.